Herkese merhaba. 12-16 Ağustos haftası haftalık değerlendirmemizi sizlere bugün aktaracağım. Öncelikli olarak bu haftaya çok kısa değinecek olursak, malum hafta içerisinde evet birçok veri aldık. İşte yurt içinde enflasyon datasını aldık, cari denge gibi verileri aldık. Yurt dışına baktığımızda da keza ona paralel hizmet PMI verisi önemliydi. Almanya'dan sanayi üretim verisi gibi, İngiltere'den ve Japonya'dan büyüme verileri gibi verileri aldık. Ekonomik takvimde yer alan verileri inceledik. Bu noktada baktığımızda yurt içi tarafına çok kısa değinecek olursak, burada tabii ilk etapta en önemli verilerden bir tanesi olan tüketici fiyat endeksi verisi açıklandı. Burada bizim kurum olarak beklentimizin bir miktar daha altında bir artış gösterdi enflasyon datası. Kurum beklentimiz yaklaşık olarak aylık bazda %1,65 gerçekleşmesi yönündeyken TÜİK tarafından açıklanan veride %1,36 civarında bir artışın yaşandığını gördük. Diğer taraftan baktığımızda evet, enflasyon tarafında özellikle Temmuz ayında baz etkisinin de bir miktar daha az etki etmesiyle birlikte enflasyon tutması üzerinde sınırlı da olsa yukarı yönlü bir hareketin yaşandığını gördük diyebiliriz. Diğer taraftan Cuma günü açıklanan cari denge verisini incelediğimizde cari denge tarafında özellikle bizim beklentimiz yaklaşık olarak 450 milyon dolar gibi bir açık verilebileceği noktasındaydı. Piyasa beklentisi ise yaklaşık 200 milyon dolar gibi bir açık oluşabileceği yönündeydi piyasa tahminleri. Açıklanan veri yaklaşık olarak 545 milyon dolar civarı gibiydi tahmini söylüyorum. Bu veri bir açık oluştuğunu görmüştük. Açıklanan verinin tabii ki genel olarak baktığımızda son dönemde TL varlık fiyatlamalarına etkisi biraz daha sınırlı kaldı diyebiliriz. Diğer taraftan haftanın iki tane önemli gelişmiş ülkesin Japonya ve İngiltere'den büyüme datalarını aldık. Büyüme datalarında özellikle de Japonya tarafı beklentilerin üzerinde ikinci çeyrekte büyüme gösterirken İngiltere tarafında özellikle de çeyreklik bazda bir geri çekilmenin yaşandığını, bir daralmanın yaşandığını gördük. %0,2 olarak. Tabii bu eksiydi daralmadan bahsettiğimiz için. Normalde baktığımızda yaklaşık olarak 2012 yılından sonra çeyreklik bazda İngiltere ekonomisinin ilk defa bir daralma yaşadığı, öncü verilere göre daralma yaşadığını söyleyebiliriz. Diğer taraftan hafta içerisinde hizmet PMI verilerini aldık. Genel olarak burada imalat PMI'den farklı olarak hizmet PMI tarafında hani Euro bölgesi olsun, ABD tarafı olsun, Almanya tarafı olsun önemli kıstas 50 eşik değer seviyesinin hala üzerinde devam ettiğini görüyoruz. Ki PMI tarafında hala bir miktar da olsa toparlanmaların hani sınırlı da olsa yaşandığı gözüküyor diyebiliriz. Peki haftaya 12-16 Ağustos haftasında göreceğimiz verilere değinmeden önce aslında bu hafta bir de en önemli gelişme olarak tabii ki ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı gelişmelerinden de çok kısa bahsetmekte fayda var. Aslında ürünler arasında bahsedecektim ama çok kısa ona da değinelim. Malum ABD'nin özellikle de ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Eylül tarihinden itibaren Çin'den ithal edilen 300 milyar dolarlık ürüne ek vergi getireceğini açıklamasıyla birlikte piyasalarda risk iştahında bir geri çekilme söz konusu olmuştu. Bu akabinde de bu hafta tabii ki en önemli kıstaslardan bir tanesi hatta hemen hemen her gün yakından artık bütün dünyanın takip ettiği Çin Merkez Bankası'nın, Çin para birimi Yuan'ın günlük referans kurunu hangi noktada sabitlediği, fixlediği ya da işte Çin Merkez Bankası ya da Çin hükümeti tarafından bir açıklama gelip gelmeyeceği piyasalar tarafıyla ya da yeni bir adımın gelip gelmeyeceği noktasında piyasalar biraz daha bunu takip ediyor oldu diyebiliriz. Özellikle de Çin Merkez Bankası'nın ve Çin hükümetinin biraz da ABD'ye göre daha uzlaşıcı tarafta olması biraz da olsa piyasalarda artan oynaklığın bir miktarda olsa geri çekilmesi noktasında ya da biraz daha sınırlandırılması noktasında önemli bir etken olduğunu düşünüyoruz diyebilirim. Özellikle de referans kuru belirlenmesi noktasında
Çin Merkez Bankası'nın piyasa beklentisine göre yuandaki dalgalanmalara, burada hareket alanına, buradaki marjlara, işte gün için marjlara burada biraz daha dikkat etmesi, biraz daha bu bağlamda piyasalar tarafına daha yapıcı davranması ve tabii ki özellikle de Perşembe ve Cuma günü açısından biraz daha değerlendirecek olursak, her ne kadar bugün tabii ki Cuma günü henüz daha işlemler devam ediyor. Fakat biraz da olsa bu tarafta risk iştahı tarafındaki tansiyonun hani bir miktar da olsa toparlandığı gözüküyor diyebiliriz. Şimdi ürün tarafına geçmeden önce de 12-16 Ağustos arasında bizi bekleyen genel olarak verilere baktığımızda, yurt içi tarafında özellikle Kurban Bayramı nedeniyle işlem aralığı daha tabii ki diğer ülkelere göre biraz daha sınırlı olacak. Bu noktada yurt dışında açıklanacak olan iki tane önemli veri var. Perşembe ve Cuma günü takip edeceğiz bu verileri, alıyor olacağız bu hafta içerisinde. İşsizlik oranı ve sanayi üretimi verisi yakından takip edilecek. Bu açıklanacak olan bu verilerin tabii ki TL fiyatlamaları üzerinde, özellikle de büyüme rakamı tarafında öncü göstergeler arasında yer alan sanayi üretim verisindeki gelecek olan rakam beklentinin üzerinde ya da beklentinin altından gerçekleşmesi durumunda TL varlık fiyatlamalarında oynaklığın artmasına neden olabilir. Diğer taraftan yurt dışına baktığımızda, yurt dışı tarafında özellikle yine tekrardan sanayi üretim verisi, Almanya gibi, Çin gibi, ABD gibi, diğer taraftan büyüme verisi, işte Euro bölgesi büyüme gibi, Almanya büyüme gibi. Bununla birlikte Almanya'dan ve Euro bölgesi tarafına baktığımızda Zül Güven Endeksi gibi, ABD tarafında yine parakende satışlar gibi, enflasyon verisi gibi önemli verileri alıyor olacağız. Tabii ki bu verilerle birlikte şunu da es geçmemek gerekiyor. Şimdi malum bir Japonya ile Güney Kore arası devam eden korumacılık politikalarına yönelik bazı anlaşmazlıklar var. Bir diğeri de baktığımızda ABD ile Çin arasında evet, bu devam eden ticaret savaşlarının ne tarafa evrileceği ya da bunun piyasalar üzerindeki etkisi nasıl olacağı, bu hala belirsizliğini korumaya devam ediyor. Diğer taraftan İtalya ve İngiltere ile ilgili son birkaç gündür basında takip, yabancı basında takip ettiğimiz kadarıyla işte erken seçim tarzı haberlerin fazlasıyla gündemde yer alması, resmi olmayan haber akışlarına göre. Bunlar da bir miktar da olsa bu taraftan gelebilecek olan açıklamalar global piyasalarda risk iştahı üzerinde oynaklığın ya da volatilin artmasına neden olabilir. Şimdi teknik olarak grafiklere de değinecek olursak, şimdi ilk etapta dolar-TL tarafına göz attığımızda, dolar-TL tarafında özellikle son dönemdeki işte Fed'in ve Avrupa Merkez Bankası'nın biraz daha parasal gevşeme tarafına da geçebileceği, bu noktada işte Fed'in özellikle de faiz indirimlerine devam edebileceği yönünde oluşan algı, diğer taraftan baktığımızda işte var olan riskler, ABD ile Çin arasında devam eden ticari savaşlarına yönelik global riskler, diğer taraftan küresel ekonomiyi büyümeye yönelik endişeler ve bir global resesyon ihtimali korkusu ister istemez biraz daha gelişmekte olan ülkeleri tabii ki ön plana çıkarıyor. Burada biraz da TL tarafı diğer gelişmekte olan ülkelere göre şu anda baktığımızda kendi iç dinamikleriyle birlikte biraz daha ayrışmaya devam ediyor diyebiliriz. Teknik olarak değinecek olursak, özellikle de şu anda baktığımızda 200 gün günlük grafikte incelediğimizde dolar-TL tarafını, 200 günlük hareketli ortalamanın altında şu anda fiyatlamalarda hareketlerin devam ettiği gözüküyor. Burada özellikle tabii yurt içi tarafına baktığımızda burada TL'nin yarım dolar ve yarım eurodan oluşan döviz sepeti karşısındaki
Fiyat hareketleri burada önemli olmaya devam ediyor. Özellikle 5 yıllık ülke CDS risk priminin burada fiyatlamalarda TL üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Diğer taraftan da tabii ki doların da görece olarak global piyasalardaki seyri burada çok önemli. Çünkü bir noktada baktığımızda bu hafta içerisinde Başkan Trump'ın açıklamaları da vardı tekrardan. Özellikle Çin tarafı ile ilgili Çin'i işte Yuan'ın bilerek değerini düşürdüğü, bu noktada kur manipülatörü ilan edilmesi ile ilgili ABD Hazine Bakanlığı tarafından yayınlanan bazı metinler vardı. Burada tabii ki Amerika tarafından da Amerika'nın da dolarını bir değer kaybı diğer ülkelerle rekabet gücünü arttırabilmek için değer kaybına gitme ihtimali fiyatlamalarda biraz daha yer almaya devam ediyor. Bu da tabii ki ister istemez global piyasalardaki doların hareketlerinde bir miktar da olsa dalgalanmalara neden oluyor ya da olmaya devam ediyor denilebilir. Bu bağlamda teknik olarak değerlendirecek olursak dolar TL tarafında olası fiyatlamalar açısından 5.50 bölgesi psikolojik seviye olarak güncelliğini korumaya devam ediyor. Bu seviye üzerine geçişlerde ilk etapta 5.58-5.60 5.60'ın üzerinde de 5.65 direnç bölgesi olarak takip edilebilir. Özellikle de 5.58 ve 5.65 bölgesi direnç bölgesi olarak takip edilebilir. Bu peki olası 5.50 seviyesinin altında kurum fiyatlamalarda kalıcılık sağlaması durumunda ise tekrardan fiyatlamalarda zayıf görün gündeme gelebilir. Geri çekilmelerin devam etmesi durumunda ise özellikle de 5.38, 5.34 ve 5.30 destek seviyeleri kısa vadede takip edilebilir. Bu arada az önce direnç seviyelerinden bahsederken hani tekrardan bölgesel olarak bahsettik ama 5.58, 5.60 ve 5.65 3 direnç seviyesi takip edilebilir. Euro-TL tarafına değinecek olursak az önce TL ile ilgili gelişmelerden bahsettik. Euro tarafı ile ilgili malum az önce de bahsettiğim gibi yurt dışında birazcık daha hem İtalya hem İngiltere tarafında burada birazcık da siyasi riskler ön plana çıkıyor. Diğer taraftan hafta içerisinde Almanya'dan aldığımız sanayi üretim verisinde de burada sert bir daralma görmüştük. Özellikle Almanya malum bölgenin lokomotif ülkelerinden bir tanesi olduğu için hem global ekonomiye yönelik gelişmeler, beklentiler, diğer taraftan Almanya'daki gelen verilerin burada beklentilerin bir tık daha altında gerçekleşmesi Euro üzerinde baskı bir miktarda arttırdığı görülüyor denilebilir. Euro-TL tarafında teknik olarak değerlendirecek olursak burada 6.20 seviyesi psikolojik olarak güncelliğini korumaya, psikolojik seviye olarak güncelliğini korumaya devam ediyor. Olası bu seviye altında çaprazın hareketlerine devam etmesi durumunda ise kısa vadede 6.07, 6.02 ve 5.97 destek bölgesi, destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Fiyatlamalarda tekrardan 6.20 seviyesi üzerine doğru geçişlerin yaşanması durumunda ise 6.24, 6.27 ve 6.30 direnç seviyeleri olarak kısa vadede izlenebilir. Euro-Dolar tarafında ise Euro-Dolar tarafında evet bu hafta malum fazlasıyla Çin Yuan'ı ve bu taraftaki piyasaların buna vermiş olduğu aksiyon reaksiyonları takip ettik. Diğer taraftansa Başkan Trump'ın tekrardan Fed'e yönelik sert söylemleri, bu noktada açıklamaları hatta doların gücüne yönelik bazı söylemleri özellikle de ABD'nin diğer ülkelerle rekabet edebilme noktasındaki para durumunun, para biriminin nasıl bir görünümde olması gerektiğine dair açıklamaları fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Fakat diğer taraftan da az önce de Euro bölgesiyle ilgili saydığımız gelişmeler, haber akışları, riskler de güncelliğini koruyor. O yüzden dolayı da fiyatlamalar tarafına da bakacak olursak hafta içerisinde fiyatlamalarda dalgalı bir seyir yaşandığı gözükse de Euro-Dolar tarafında özellikle de 1.12 seviyesinin psikolojik seviyeli olarak güncelliğini korumaya devam ettiği görülüyor. 1.12 seviyesinin üzerinde paritenin kalıcılık sağlaması durumunda ise
yukarı yönlü hareketlerin devamı izlenebilir. Özellikle de 1.12.80, 1.13.10 ve 1.13.50 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Fakat tekrardan paritenin 1.12 seviyesi psikolojik seviyesinin altına doğru geri çekilmelerin yaşanması durumunda ya da 1.12 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması durumunda fiyatlamalar açısından baktığımızda 1.11, 1.10.50 ve 1.10.25 seviyeleri destek seviyeleri olarak izlenebilir. Ons altın tarafına değinecek olursak, ons altın tarafında malum hafta içerisinde ABD ile Çin arasında ticaret savaşları kapsamında özellikle de başta ABD kaynaklı olmak üzere gerilimin artması ve bu noktada tekrardan küresel büyümeye yönelik büyümede bir ivme kaybı mı olacak şeklinde endişelerin gündeme gelmesiyle birlikte global piyasalarda risk iştahında azalışların yaşandığı görüldü ve ons altın tarafında da özellikle de psikolojik seviye olan 1500 seviyesinin üzerine doğru atakların yaşandığı izlendi denilebilir. Bugün tekrardan yine baktığımızda mevcut durumda 1500 seviyesi civarına yakın fiyat hareketlerinin anlık olarak devam ettiği gözüküyor. Fakat dediğim gibi burada ağırlıklı olarak ilk etapta risk iştahından bahsediyoruz, risk iştahının seyrinden. Fakat diğer taraftan da tabii ki burada ABD 10 yıllık tahvil getirisinin seyri, dolar endeksinin fiyatlama hareketleri, diğer taraftan altın destekli borsa yatırım fonları dediğimiz ETF'lerin altın varlıklarını ne ölçüde taşıyıp taşımadıkları, burada biraz daha işte ülke merkez bankalarının altın rezervleri bu noktada biraz daha fiyatlamalar üzerinde altın tarafında etkili olmaya devam ediyor diyebiliriz. Ons altın tarafında teknik olarak değinecek olursak 1500 seviyesi önemli bir psikolojik seviye. Olası fiyatlamalarda bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1530, 1544 ve 1550 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Tekrardan 1500 seviyesinin altına geçişlerin yaşanması durumunda ise burada fiyatlamalar açısından baktığımızda 1470, 1450 ve 1440 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Dolar Japon yeni tarafında ise burada özellikle yaklaşık son 10 gündür takip ettiğimiz kadarıyla Güney Kore ve Japonya arasındaki korumacılık politikalarına yönelik, dış ticaret politikalarına yönelik burada gerilimin artması, Japonya'nın Güney Kore'yi ticari anlamda beyaz listeden çıkardığını açıklaması, bu özellikle de Asya para birimleri içerisinde güven liman olma özelliği ön plana çıkan Japonya'nın da bir miktarda olsa risk iştahının azalması ile birlikte değer kazanımlarının tetiklediği görülüyor. Diğer taraftan ABD'nin Çin'e tekrardan ek vergi yükümlülüğünü özellikle de 1 Eylül'den itibaren 300 milyar dolarlık Çin'den ithal ettiği ürüne %10 ek gümrük vergisi getireceğini açıklaması Başkan Trump'ın. Burada bir miktar da olsa başta Asya piyasaları olmak üzere global piyasalarda risk iştahında bozulmalara neden olduğu görülüyor diyebiliriz. Tabii ki burada yen bir adım daha öne çıkıyor fakat yaşanan gelişmelerde de tabii ki para biriminin diğer ikincil para tarafına baktığımızda yen olsa da baz para birimi dolar olduğundan dolayı dolar tarafındaki yaşanan hareketlilik de burada parite fiyatlamalarının ön plana çıkıyor. Ki son dönem içerisinde baktığımızda dolarda hala dalgalı seyrin devam ettiği gözüküyor fiyatlamalar açısından. Teknik olarak baktığımızda ise haftalık grafikte dolar yen tarafında gördüğünüz gibi şuradan gelen aslında bir yükselen trend var. Fakat bunun şu anda altında fiyatlamaların devam ettiği gözüküyor. Olası parite fiyatlamalarına zayıf görünüm devam etmesi durumunda kısa vadede 105, 104,20 ve 103,50 destek seviyeleri takip edilebilir. Fakat tekrardan fiyatlamalarda bir toparlanmanın yaşanması durumunda, yukarı yönlü hareketlerin gündeme gelmesi durumunda ise burada baktığımızda özellikle de 107, 107,50 ve 109 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Pound dolar tarafına değinecek olursak, pound dolar tarafında
Bir İngiltere tarafında hala Brexit süreci belirsizliğini korumaya devam ediyor. Son dönemde yabancı basından takip ettiğimiz kadarıyla özellikle de tekrardan bir erken seçime gidilip gidilmeyeceği tarzında bazı resmi olmayan haber akışlarının gündeme gelmesi, bu da sterlin fiyatlamaları üzerinde baskıyı bir miktarda olsa arttırdığı görülüyor diyebiliriz. Diğer taraftan açıklanan veriler de tabii bu noktada sterlin tarafında önemli olmaya devam ediyor. Özellikle de Cuma günü, yani bugün açıklanan büyüme verisi ki çeyreklik bazda 2012 yılından sonra ilk defa daralmayı işaret eden bir veri, %-0,2 ile. Diğer taraftan sanayi ve imalat üretimi verilerinin hala eksi bölgede açıklanması, buralardaki işte sanayi tarafındaki daralma, imalat üretimi tarafındaki düşüş, sterlin üzerinde baskıyı bir miktarda arttırdığı görülüyor denilebilir. Fiyatlamalar açısından da değinecek olursak burada önemli olan noktalardan bir tanesi 1.20 seviyesi psikolojik bir seviye olarak takip edilebilir. Güncelliğini korumaya devam ediyor. Olası bu seviyenin altına doğru geçişlerin yaşanması durumunda 1.19.50, 1.18.40 ve 1.15 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Tekrardan fiyatlamalar tarafında toparlanmaların gündeme gelmesi durumunda ise 1.23.40, 1.24.50 ve 1.25 trend seviyeli olarak izlenebilir. Ham petrol tarafında özellikle bu hafta iki tane önemli veri aldık tekrardan, her hafta düzenli olarak gelen verilerden. Bunlardan bir tanesi API tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları verisinde bir geri çekilme, pardon, burada stoklarda bir azalış görülse de asıl resmi aldığımız datada baktığımızda, Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanan datada haftalık ham petrol stoklarında ve ABD'nin petrol üretiminde artış yaşandığını görüyoruz. Bunun fiyatlamalar üzerinde bir etken olabileceğini, bir baskı unsuru olabileceğini öngörüyoruz diyebilirim. Diğer taraftan tabii ki ABD ile Çin arasındaki yaşanan gelişmeler ve burada yaşanan gerilimin özellikle de küresel büyüme tarafında bir ivme kaybına neden olabileceği beklentisi. Diğer taraftan da büyümedeki ivme kaybının enerji talebini azaltacağı noktasındaki açıklamalar ya da söylemler burada petrol fiyatlarında baskıyı bir miktar daha arttırdığı görülüyor diyebiliriz. Diğer taraftan özellikle de bu hafta içerisinde Suudi Arabistan'ın tekrardan bazı petrol üretici ülkelerle birlikte petrol fiyatlamaları üzerinde özellikle de küresel büyümeye yönelik bu endişelerin arttığı noktada tekrardan bir görüşme, burada petrol fiyatlamaları ile ilgili neler yapılabileceği noktasındaki bazı resmi olmayan haber akışları, hani baskıyı burada bir miktar daha petrol fiyatlamaları üzerinde hafifletse de hala burada bu unsurun, özellikle de büyümeye dair unsurun devam ettiği gözüküyor, fiyatlamalarda izleniyor denilebilir. Teknik olarak değinecek olursak da ham petrol tarafında özellikle de fiyatlamalar açısından 53 bölgesi psikolojik bir seviye olarak güncelliğini korumaya devam ediyor. Olası bu seviye üzerine geçişlerin yaşanması durumunda 54,40, 55,20 ve 56,70 trend seviyeleri olarak takip edilebilir. Tekrardan fiyatlamalar açısından olası zayıf görünüm gündeme gelmesi, baskının artması durumunda ise geri çekilmelerin gündeme gelmesi durumunda 50, 49,40 ve 49 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Son ürünümüz olarak da gümüş. Gümüş malum özellikle de genel olarak emtialar tarafında değerlendirirken ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmeleri ve bu noktada işte bu müzakerelerin geldiği aşamalar emtialar tarafında bir adım daha ön plana çıkıyor diyebiliriz. Ki aynı şekilde petrolde bahsettiğimiz gibi aslında bu görüşmelerde bir uzlaşı sağlanamaması, hatta bu görüşmelerin biraz da işte ABD'nin tekrardan yeni bir vergi yükümlülüğü 1 Eylül'den sonra uygulamaya alacağını açıklaması. Tabii ki ister istemez endüstri tarafında baktığımızda
fazlasıyla yoğun olarak bulunan gümüş üzerindeki fiyatlamalarda da etkili olmaya devam ediyor diyebiliriz. Genel olarak baktığımızda gümüş tarafında diğer bir etmende ticaret gelişmeleriyle birlikte dolar tarafındaki fiyatlamaların seyri burada devam ediyor diyebiliriz. Bu bağlamda teknik olarak değinecek olursak özellikle de 17 dolar seviyesi gümüş fiyatlamalarında psikolojik seviye olarak güncelliğini korumaya devam ediyor. Olası bu seviye üzerine geçişlerin yaşanması durumunda 17,70, 18 ve 18,50 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası fiyatlamalarda tekrardan geri çekilmelerin ya da zayıf görünüm gündeme gelmesi durumunda ise 15,70, 15,30 ve 15 destek seviyeleri kısa vadede izlenebilir. Genel olarak bahsedeceklerimiz seninle ilgili bu kadar. Şimdiden özellikle de pazar günü itibariyle başlayacak olan mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız. İyi günler, iyi hafta sonları dilerim.